Aslında ben bugün hani bana yapılan saldırıyla ilgili hiç konuşmak istemiyorum. Çünkü bu hani ancak faşistlerin yapacağı bir saldırıdır. Ben ve yoldaşlarım, mücadele arkadaşlarım bu yola çıktığımızda kimsenin bize gül bahçesi vaat etmediğini biliyorduk. Biz de kimseye gül bahçesi vaat etmedik. Biz herkesi mücadeleye çağırdık. Mücadele ediyoruz. Sokaklarda mücadele ediyoruz. Bizim işimiz sokaklarda yürür. Ama sokaklarda haince saldırıyorlar. Arkadan saldırıyorlar. Hiç gelip önümüzde birebir çıkmıyorlar. Gelip konuşmuyorlar. Gelsinler. Her gün ben sokaklardayım. Her gün bekliyorum. Şu anda 1 Mayıs etkinliklerini yürütüyoruz. 1 Mayıs çalışmalarını yürütüyoruz. Bunun önüne geçmesini istemiyorum. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Yine demokratik kitle örgütlerine, siyasi partilere dönük bir saldırıyla karşınızdayız. Bu ne ilk oldu ne de son olacak, bunu biliyoruz. Ne zaman ki siyasi iktidar sıkışsa çeteci güçleri sokak ortasında, sokaklarda toplumsal mücadelenin bileşenlerine bu tür saldırılarıyla karşı karşıya geldiğimizi yıllardır tanık oluyoruz, bu sokaklarda görüyoruz. Tam da aslında işçi sınıfının işçi baharı olarak sokağa çıktığı bir dönemde, tam da 8 Mart'ta kadın kitlelerinin erkek egemenliğine dur dediği, kitlesel bir şekilde sokağa çıktığı bir dönemde, yine aynı zamanda Nevroz'da yüz binlerin ve milyonların Nevroz meydanlarına, Nevroz mitinglerine aktığı bir dönemde ve yine aynı dönemde siyasi iktidarın seçime hazırlandığı bir dönemde demokratik kitle örgütleri ve demokratik kitle örgütlerinde çalışan yoldaşlarımız bu tür saldırılarla karşı karşıya kalıyor. Demin de dedim, bu ne ilk ne de son olacak. Ama siyasi iktidarda, çeteci güçlerde bizi tanıyorlar, bizi biliyorlar. Bu tür saldırıların karşısında ne yıldık ne de geri adım attık. Tam da 1 Mayıs'a doğru giderken, 1 Mayıs'ı sokak sokak örmeye çalışırken, işçi ve emekçileri, ezilenleri, yoksul halkımızı işsizliğe, yoksulluğa dur demek için 1 Mayıs'a çağırdığımız bu dönemde böyle hain bir saldırıyla karşı karşıya kalan TİP İl Başkanı, Sayın İl Başkanımızın böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmasını kınıyoruz. Derhal yetkililerin bununla ilgili gereken soruşturmayı yapması, yürütmesi ve bu saldırıya teşebbüs edenlerle ilgili gereken işlemleri yapmasını bir kere daha talep ediyoruz. Baskınlar bizi yıldıramaz! Baskınlar bizi yıldıramaz! Basına ve kamuoyuna, 14 Nisan tarihinde saat 20.30 sularında Diyarbakır İl Başkanımızın evinin önünde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından haince pusu kurularak bıçaklı saldırıya uğradı. Ocak ayının başında yine 2 kişi tarafından İl Başkanımıza bıçaklı saldırı düzenlenmiş, İl Başkanımız tehdit edilmiş, partili yoldaşlarımıza yönelik tehdit ve takip trafiği başlatılmıştı. Geçtiğimiz günlerde yapılan saldırının öncekinin devamı olduğunu biliyor ve korkmadığımızı, boyun eğmeyeceğimizi açıkça ifade ediyoruz. Saldırganlardan birinin "biz seni uyarmadık mı, niye hala devam ediyorsun" şeklindeki ifadesi önceki pusunun da aynı faşist çetelerce düzenlendiğini kanıtıdır. En temel hakkımız olan basın açıklaması yapma hakkımızı bile kullanırken yüzlerce polis yan emniyet güçlerinin sistematik bir şekilde saldırı düzenleyen sokak çetelerine karşı 4 aydır sessiz kalmasını, işbirlikçi davranmasını kınıyoruz. Kimse iktidara sırtını yaslamasın. Çok güvendiğiniz padişahınız devrilince sizler de iktidarın ve çetelerin halka karşı işledikleri suçlara karşı yargılanacaksınız. Yağma yok. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. MHP'li faşistlere
terör yuvası ülke ocakları ve onların gerici çete örgütlenmelerine karşı cevabımız açıktır. Sizden de iktidar ortağınız AKP'den de korkmuyoruz. Karanlık sokaklarında pusu kurduğunuz AMED'in aydınlık sabahlarından sesleniyoruz. Devrimcilere kalkan elleriniz kırılacak. Sırtını sıvazladığınız çetelere papuç bırakmayacağız. Sizleri ve arkasına sığındığınız bu sermaye düzenini alaşağı edip emekçi haklarımızın barış içinde yaşayacağı bir düzeni, sosyalizmi inşa edene kadar kavgamız kesintisiz sürecektir. AKP-MHP faşist iktidarı gideceğinin farkında. Seçim yasasında değişiklik yaparak, çetelerini sokağa sürerek, devrimci ve yurtseverlerin il ve ilçe binalarına sistematik bir şekilde saldırarak kurtulabileceğini zannediyor. Bizleri bu şekilde yıldırabileceğinizi düşünecek kadar zavallısınız. Çetelere geçit vermeyeceğiz. Çetelere geçit vermeyeceğiz. Çetelere geçit vermeyeceğiz. Ekonomik krizin ağır şartları altında ezilen halkın devrimcileri olarak bizleri her zaman tam karşınızda olmaya devam edeceğiz. Siz saldırdıkça biz yan yana gelmeye, siz medya tekerlerinde her şey yolunda pozları verirken bizler semt pazarlarında, yoksul mahallelerde emekçilerle, yoksullarla, geleceğinizi çaldığınız gençlikle verirken ama en çok kadınlardan çaldıklarınızı, el koyduklarınızı, peşkeş çektiklerinizi aykırmaya devam edeceğiz. İstediğiniz kadar çırpının, halkın örgütlü gücü sizi tir tir titretecek. İl başkanımız, emekçi yoldaşımız Salih Sargın'a düzenlenen faşist saldırıya boyun eğmediğimizi tekrar ifade ediyor. Karanlık sokaklarda pusu kuran faşistleri hatırlatıyoruz. Meydanları zaten size dar etmiştik. Şimdi de yürüdüğünüz sokakları başınıza yıkacağız. AKP ve MHP iktidarının zulmüne karşı sessizce helalleşmek isteyenleri de unutmayacağız. Hepinizi ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız. Her şey yeni başlıyor. Halka karşı işlediğiniz suçlarını, hesabını vereceksiniz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz, kahrolsun faşizm.